olan bir bilsem de rizal bir ders yapsam vallahi ya isterdim bunu Badil abiye söyledim biliyor musun? He Bir de ben ondan sonra dedi bana Senin böyle bir şey demişsin dedi ziyaret edince evet abi dedim Allah rahmet etsin çok severdi beni böyle biraz deli durluluk vardı ya bizde o da çok seviyordu böyle medeni cesareti sen nasıl demişsin bir de dedi böyle dişleri gözüktü gülü. Dedim olan bir Kürtçe bilsem de bir Kürtçe ders yapsam vallahi dedim böyle. İşte aldı sonra güldü güldü güldü. Ondan sonra girdi içeriden bana kendisi e, şey nereden getirmişse bilmiyorum. Aynısını bana şey de yaptı. E, Sungur abi ve Abdullah Yeğen abi de yaptı. Elma getirdi. O güldü güldü çok sevdi. Geldi sarıldı Badal abi. Elma koydu öyle dediğim için. Kürtçe biliyor mu Badal Oo, Kürtçe ders yapmış. Yayın abi yok. Yayın abi şey için onu da anlatayım. Yayın abi bak. Hem bir hatırlamın nakledeyim. Abdullah Yayın abi. Mustafa Sungur abi. Ay abi. Hüsnü abi. Dördü. Dördü e, şeyde vatanda ziyaret etmiştik. Sungur abi. Hı. Hasan. Gel. Gel. Gel Böyle. Sahilde bağırıyor gibi. Sen İskenderun'da ne dedin dedi. Abiler hakkında. İskenderun'da Demirçeli'nin sitesi var böyle. Lojmanları yani müdürler Orada ders varmış. Ondan sonra dershane varmış. Beni de oraya davet ettiler. Ozan şey yok yani. kırkan yok. Seyahat ederken. Orada bir ders yaptım. Ders yaptım. Tabii atıflı. Yani şimdiki izahı yapmıyorum. Böyle atıf oradan oraya, oradan oraya. Sonra soruyorlarsa yer açıyorum. Bir tanesi dedi ki ya sen kardeş nereden geliyorsun ya? Nerede yetiştin dediğine. Kimin yanında kalıyorsun? Hangi abinin yanında kalıyorsun dedi. Şimdi <laughs> Hüsnü abi şey Yiğin abi hesap soruyor. Ne dedin dedi abiler hakkında. Meğer oradan fitne ya abilerin halinde bulunmuş diye böyle ne dedilerse. Ne dedin? Abi dedim ben ders yaptım. Sonra dediler ki bana hangi hangi abinin yanından geliyorsun? Nerede yetiştin falan. Ben dedim ki abi Kastamonu layıkasının Kastamon abinin yanında epey kaldı. Emirdağ Laika'sın ya, abinin yanında epey eğitim gördüm. Sözler abinin dizinin altında yetişti. Mektubat abinin yanında çok fazla istifade ettim. Bunu saydım. Aa, girdi, güldü, güldü, güldü. Ondan sonra Ceyn abi arasından kalktı. Vatan diye onun Gitti odadan. Bir daha söyle dedi. biraz. Baktım gittim çantasına. Kırmızı bir çantasından. Amasya elmasına bence bir elma getirdi. Maşallah dedi. İyi demiş. Ondan sonra bir de o elma vermişti. Badıl abi vermişti. Bir de Abdullah yine bir de Sungur abi şeyde verdi bana. Ee, 1988 veya 89'da Sözler Yayın Evi'nin başındayken Envar'la Envar Yayın ile beraber e, karşılaştırma yapıyorlardı Rüştü abiyle. Şeyde Fındıkzade'de Kızıl Elma Caddesi Türkçe Amdola Sokak. No 16. 1988. Orada böyle hizmet ederdim. Ben de çay yapardım gençtim böyle. Bazı şeyler şey yapardı ben de böyle nükteli şey söylediğim zaman gülerdi böyle. Orada o da elma getirmişti bana. Tuhaf onların Sungur abi'nin çantası da kırmızı gibiydi böyle. Hadi bakalım açtan işte bir atına Nereden açıldın. Allahu ekber. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin. Bizi bizi bırakmasın. Bizden çıkan fitneden bizi muhafaza eylesin. Böyle bir fitne çıkmasın bizden ama çıkarsa da bizi yemesin ya Rabbi. Muzakereli ama katılımcı olun ama. Beğen de da keyif versin. 29. Söz. 504 sözler. 3 tane dehşetli mevzu. Yatıf yapayım. 18. mektubun Filistesi'nde şöyle yazar. Üç risale felsefe ile akılla yazılamayacağını, akıl ve felsefenin aya yetişemeyeceğini, üç risale mevhibe ilahi olduğunu, Kur'an'ın icaz manevisi olduğunu, beşerin takat takatı fevkinde olduğunu söylüyor Üç risale. Resul hangisiydi abim? 24. mektup. 24. mektup. 30 söz. 30. söz. 29. 29. söz. 18. mektubun Filistesini. Filisteleri de ekseliyeti ustat yapmış ama abilerin imzasını attırmış. Ama Risale'de o bazı haşiyeler var. Mesela diyelim ki 15. Rüşt demişti. Sungur abiyle beraber. 15. şu anın altına bir haşiye var. Namazda Ceylan abinin imzası var. Oysa ustat yazmış. Onun imza attırmış. Başka bir tane de söyleyeyim. 15. şu anın sonunda mücidit hakkında bir e, takriz var. Bir buçuk sayfa. Tamamen ustad yazmış. Abilerin isimlerini attırmış. Bekay ruh. Ruh. Ruhun tamam. Ruhun şahitiz ama ruh demedi. Bekay ruh dedi. Yani ruhun bekası. Yani ruh var. Şahitiz. E, bedenin dışındaki her şey ruh. Ama bekası bu. Olacak mı? E, Mustakil çıplak ruh demedi. Bekay ruh. Farklıdır çok. iki melaike. Üç. Haşir. Haşir dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi. Şu makam iki ma maka maksadı esas ile bir mukaddemeden ibarettir. Ben hemen baştan söyleyelim. Diğer kardeşler de Yani bu üç risale zordur. 24. mektup, 29 ve 30. sözler zordur. Ne kadar istifade edersek kârdır. Yani öyle hemen pal paldürküldür, anlaşılacak yerde değil. Ama anlaşılmayacak da değil. Mukaddeme, e, buraya başlamadan önce kendime bir not düşmüşüm. Ruh bahsini 687 ile beraber oku demişim. Sözler. 687. Bakayım ne yazıyor. A hakikaten de o çıktı. Ha. Aa, i̇nan o çıktı. Aa. Fe subhanallah. Neresi? Sizi göstereyim abiler. Ah, şurası abiler. Ah, şurası. Şu elimin olduğu yer. Allah'ın hikmeti. Tevafuk alameti makbuliyettir. Eski bir kitaptan sayfa çıkması normal değil. Yeni kitapta tevafuklar olur da. Böyle çünkü sayfa cilt bozulmuş. Melaike ve ruhaniyatın vücudu. Ekseriyeti bu karıştırılıyor melaikelerle ruhaniyat karıştırılıyor. Cinlerle de karıştırılıyor. E, toplumda toplum derken alim dediğimiz, Risale-i Nur'a vukufiyeti olmayanlar için söylüyorum. Ruhaniyat deyince e, yani toplum şöyle biliyor. Melek, şeytan, cin e, bu kadar. Ruhaniyat bilinmiyor. Ruhaniyat e, melaikeyi biliyoruz. Ruhaniyat da o alemi gaybda, alemi berzahta olanlar artı erva haliye ve erva habiseler. Gazali'den nakledeyim. Bu olur mu böyle? Ee, dört taifedir. Dört taifedir. Her tayfeden bin tane cinsi vardır. Dam, dam, ham, tam, test. Dört. Dört bin ruhani çeşidi var. Yani mesela cinlerden söyleyeyim. Suda yaşayanları ayrıdır. Toprakta yaşayanlar ayrıdır. Havada yaşayan cinler, ateşte yaşayan cinler ayrıdır. Onların meskenleri gıdası odur. En berbatı yani İpsi iki, dördünde de dört tayfede de Müslümanı da vardır. Ve me'akhalatul cinne vel insa illa liya'budun. Yani şeytanların Müslümanı yoktur. Cinlerin Müslümanı vardır. Çünkü insanları ve cinleri e, teklif getirmiş, kabul edenler vardır. Mektubatta 19. mektupta Peygamber Aleyhissalatu vesselam teklif götürmüş. Sahabeyi tutmuş biliyorsun Etrafını çevirmiş. Sakın buradan dışarı çıkma demiş. Gitmiş o vadiye. Ne vadisiydi? Orada cinlilere tebliğ etmiş. Kabul eden olmuş. Kabul etmeyen de kaçmış gitmiş. Sen e, intikam almak için peygamberden intikama yapamadılar bir şey. Kafirleri kabul etmeyen. Ya, o gelen sahabeye hücum etmişler. A, sahabeye dedi ya sen burada dur. Etrafını peygamber besmele ile çevirmiş bir defa. O sahabe kendisi söylüyor o tafsilatı Badıl abi diyor ki ben diyor peygamberin çizdiği şeyden çıkmadım. İnce bir cam gibi böyle saydam zücace gelip çarpıyorlardı diyor. Çarpan ölüyordu diyor yani. Bana saldırıyorlardı peygamberin. Bir şey yapan, tebliğ etti ya Müslüman olan oldu. Olmayan buna saldırdı. Burada ölüyordu. Yani saldırdı. Onun için diyorum ya sakın akrabanızın dışında kimseye bir şey okumayın. Size bir şey yapamasalar bile sizi seven, size zarar vermek için sizin yakınlarınıza zarar verirler. Ruhaniyattan açıldı. Ruhaniyat mektup sözler 246 Ervah-ı Habise ve Ervah-ı bahsediyor. Ee, başka ruhaniyatın baş... çeşitlerini anlatıyorum. Uzatıyor muyum? Tefekkür ha, ruhaniyat şu. Tefekkür ederken ortaya çıkan yaratılan ruhaniyat güçtür, kuvadır. Dimadakiler kuvadır, his değildir. Vicdandakiler histir, kaptekiler duygudur, ruhtakiler latife değil. Tefekkür ederken ruhani yaratılıyor. Ağzımızdan küfür çıkarken ruhani yaratılıyor. Erva habise. Allah Resulü'nün hadisi kabire girer kişi diyor. ruhaniyatı daha anlatmayacağımız için bir çerçeve çiziyorum. Enerji dediğimiz. Bak mesela düşün, düşündüğün şey enerji ya o ruhanidir. Ruhani vücududur. Mesela içinden coşar geliyor. Bir açık saçı geliyor işte bir haram. Bak 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 coşma var ya şeytandan değil o şeytandır. O enerjidir yani. O şeytan. O menfi bir enerji. Kafayı indirdin çevirdin. O var yok olmaz. Geri de gidemez. O enerji hayra inkılap ediyormuş. Yübedülullah seyyatı masına. Seyyat hasenat oluyor. kabiletişer şer, kabileti hayri oluyor. 23. söz. Şey, evet. Aklıma geldi de bilmiyorum bağlantımı da. Hani bazen böyle kabz oluyor ya, içim sıkılıyor ya. Ha işte o. Durup dururken ama. O işte odur. Yine onlar menfi evet. aslında Allah menfi şeylerle ruhaniyattan bizi terbi terbiye ediyor. Terbiye ediyor. Celal tecellisi 8. sayfa kastamonu. Celal tecellisi evet. ama yine menfi, ruhani, menfi. ruhaniyet kullanıyor. Evet. Kabz. Onu doğru okursan döndürüyor. Asabilik yapan, şehvet yapan, yani ifrat tefrit, vasatı mübarektir her şeyin. Yani her şeyin ifrat, kuvve yaklıya, kuvve şehve, kuvve gadev, ifrat tefriti, e, ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefsemari. emare, e, ruhaniyattandır. Aslında oraya geçmeden şurada bir genel bakış ha, tamam. yaratılan şeyi söylüyor da. <laughs> şu nihayetsiz fezaya alem, şu muhteşem semavat, borçlarıyla yıldızlarıyla zi şu, zi hayat, zi ruhlarla doludur. Evet. Nerelerden yaratıyor? Nardan. Bak. Nurdan. Ya. Ateşten. Hı hı. Işıktan. Ya. Zulmetten. Hayır. Havadan. Ya. Saftan. Rayyaha'dan. Kelimattan. Esirden. Hı. Ve hatta elektrikten. Hı. Ve sair seyyelatı latifeden hak olunan o hayat ve o zirhulara ruhlara ve zihir şuurlara şeriatı Garrahi Muhammediye aleyhisselatü vesselam Kur'an'ı mucizi beyan, melaike can, yani cinler ruhaniyet diye tesmih ediliyor. Ya. Evet. Ön yeri de söyle. Şeyden. Be, 507'de de var. Aynısı. 500 5, 505'te var. 507'de var. Ondan sonra burada da maddi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manadan, hatta havadan, hatta kelimelerden ziyaya zişur keseti halk ediliyor. Yani her şey abiler ne? Bu elimi yaptım enerjidir o. Anurhani yani şu anda. Ha, Allah Resulü misal verdim. Kabile girdiği zaman bütün korkunç seslerin toplamı bir arada olacak. Bütün pis kokuların toplamı bir arada olacak diyor bütün ee, pis böyle görüntülerin bir anda olacak. Kabir ehline saldıracak. Kabir ehli diyecek ki diyor. Bilme ana hadis söylüyor. Sen kimsin? Yani korkusu bütün pis kokuların toplamı. Şekli en öcü, en korkunç bütün şekillerin toplamı. Sesi bütün korkunç seslerin toplamı gibi bir şey. Ondan sonra o dil, o canlı ve ruhludur. Sen kimsin diye kabir ehli bağırınca o diyecek ki. Ben falan yerde küfür ettin sözüm. Lanet ettin sözüm. O donmuş bu hale gelmiş. İşte zaten söylüyor burada. Ustad da söylüyor. Diyor ki madde-i nurdan, şu mele ışıktan yaratılıyor şu anda. Her şey ruhani oluyor abiler. Elimi kaldırıyorum ruhani oluyor. E, şarap kaldırsam erva habise. Nerede geçiyor? 246 sözlerde. Kur'an'ı kaldırsam erva haliye. Nedir o diyor? Mümesilleri ve sekene-i habiseleri. Ne demek o? O ruhani dediğimiz erva habise iki şeydir. Bir, o haram düşünceler donuyor. Yani haram düşünceler ruhani oluyor. O donuyor maddi Ervah-ı mevad oluyor. Bir de onun yanında nöbet tutan asker gibi mümessilleri var. Temsilcileri var. Kanser. Peki hangi maddeler ervah habisedir? İki şey söylüyor. Sayfa söylüyorum. Açmıyorum uzun olsun. 200, 246 sözlerde İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden her şey erva habisedir. İki şey. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Mesela yılan erva habisenin donmuş halidir. İnsan fıtratını bozuyor. Akrep zaten şeydir böyle. Ruhaniyeti şey çiziyorum ki bir daha konuşmayacağız 29 lerde. Akrep ve insanın fıtratını bozan haram. Televizyon görüntüleri, Evet. mevvad-i şerire erva habise. Yani televizyondaki o haram dalgalar erva habisedir. İnsanda girdiği zaman enerji olur. Bu enerji mevadi şerireye dönüşür. Vücutta oluşumlara sebep eder. Kanser de mevvad-i şeriredir. Hastalıklar mevvad-i şeriredir. Ademidirler. Vücut, vücutları ademidir. Hastalıklar. Yani nedir? İnsan fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden, me, mevad şerire, ervah habise. Yani, tamir ervah aliyedir. Mesela şu anda ervah ali oluyor. Benim sesten. Çünkü usta diyor ki bak maddeyi nurdan şuradan Zülmetten. ona uygun karanlıktan. Hatta esir maddesinden. hatta manalardan şu anda kafanızda canlanan her şey ervah ali oluyor. Hep seni tamir ediyor şu anda. Hatta havadan hatta kelimelerden ne yaratılıyor? Zihayat zi şuur. Yani şu anda benim ağzımdan çıkan kelime zi hayattır, zi şuurdur, canlıdır, ruhludur, şuurludur. O o hayatımızı şu anda ben çekildiğim bu konuşmalar, hareketler, davranışlar, mimiklerim hepsi ahirette ağaç oluyor. Bak hatta zulmetten hatta e, manalardan işte 348 mektubatta diyor ya e, ahlak, güzel ahlak veya suyu ahlak. Güzel ahlak güzel düşünceleri doğurur, güzel düşünceler güzel levhaları oluşturur. Yani güzel düşünen güzel görür var ya. Orada diyor ki, güzel ahlaklı olduğu için güzel düşünceleri, güzel düşünceler güzel hülyaları ve levhaları görür. Güzel bakışı getiren de getiriyor, güzel bakışı da hayatından lezzet alır. O zaman düşünceler ahlak oluşturmaz. Bu Freud'a zıttır bu. Bizim güzel ahlak, güzel düşünceleri. Güzel düşünceler, güzel levhaları, hülyaları, bakışları doğurur. Güzel bakışlar da her şeyin güzel cihetini görür ve hayatından lezzet alır. Tersini yapalım. Suyu ahlak, kötü ahlak sahibi kötü düşünür. Ne düşünecek ki başka? Ahlak ağır, geçimsiz adam. Geçincimiz sen. 9. mektuza ahlaksız adamın 5 tane vasıf koyar <laughs> abi dünyayı sevmek, inat etmek, haset etmek, hırs göstermek, bir de inat. Açar mısın? kaç? Dokuzuncu? Dokuzuncu metri. açar mısın? Güzel, suyu ahlakın temeli. Hatırladım da ben. Şurada ah ahlatız adamlara derler. Ha. Hmm. Haset etme. 36 mı sayfa? 34 abi. Otuz 34 ha. Haset etme. Haset, haset. Hırs gösterme. Hırs gösterme. Haset Adalet his. Adavet etme. Adavet etme. İnat etme. İnat etme bir tane Dünyayı var. sevme. Ne? <laughs> çok acayip. Ya iftar işte şeydi kapalıydı ha. Şu anda baya Allah açtı yani alemi böyle. Böyle iftar, işte, çok havam çok iyi çok şükür. Yani erva haliyeler çoğaldı demek ki. Efendim kafız. Tırnak yeme gibi alışkanlıklar erva Erva habisi yaptırıyor. Mesela şu. Ya bir sigara versene ya. Bir sigara ver. Kafana sigara. Ee, bu sigara içmek süreçtir. Sonuç nedir? ortaya çıkan duman kimin işine yarıyorsa o sana bu tırnak yemeğiyle ben buraya niye atladım? Bak şimdi buraya birisi sinyal veriyor. Sinyal veriyor. O mesela elma yemeden tat alma merkezine dokunursak tat almış gibi olur. Sigara kimin işine yarıyorsa sinyali sana o veriyor. E, tırnak yemek, sigara istemek kimdir? Sigara süreçtir, sonuç dumandır. Duman kimin gıdasıdır? O iştiriyor. He? Bak peygamberimiz demiş. Yanan ateşten çıkan nurdan melaike. Çıkan ateşten şeytan. Çıkan dumandan cin. Çıkan külden insan. Kül toprak Yaratılıyor. Bak şurada bir nokta var abi. He. Nerede abi? Sayfa. Sayfa 353 abi. Neyin ama? Sözler. Ha 23. söz. 24 mü? Hı hı. Yani 353. 353 ı Tayyip'e Revahi Tayyip'e'yi sever. O. Tırnak dedi ya. Evet. O onlara işaret ediyor. Bunun sonuca baktığın zaman neye götürüyor? El Vahabi'se işaret evet. ediyor. Güzel kokular, güzel ruhanileri, kötü kokular, güzel kötü ruhanileri ki Allah Resulü bana güzel koku sevdirildi demek güzel ruhanileri sevdiriyor. Ondandır ki ustadımız daha çamaşırı kirlenmeden çamaşırın değiştirdiğini tarihçede söylüyor. Güzel işte ee, Ahı, revahi tayyibeyi sever. Yani iyi ruhlar, iyi güzel kokuları sever diyor. Acayip bir şey ya. Yani. Ya bunlar basit gibi gözüküyor ama mesela tuvaleti temizlemek, banyoda çizgi geçmem, değil mi? Banyoda çamaşırları bırakmamak. Hiç kimse ev dahi dersen de olsa herkes kendi şeyine taşıyacak. Olmaz. Oraya bırakma. Oraya bırakırsan dadanır sana. Orada Kur'an okunmadığı için orada oluşacak ervah, habiseler o çamaşırın sahibinin kokusunu arar. Odanı bulur ya. Bırakmayacaksın. Temizleyeceksin. Çıkarken alamet bırakmayacaksın. O tabanca fıskesiyle banyo yaptığın yeri her taraf bir su tutacaksın. İsraf değildir tam tersine. Hiçbir malzemeni bırakmayacaksın. Bak çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam banyoda dedi bevleden vesvese hastası olur. Onun için orada da ayet okunmadığı yerlerden kapılıyor. Tuvalet ve banyo ha, çok önemli. Onun için çok hassasım. Temiz olacak. Evet. Ruhaniler hakkında epey malumat olmuştur zannediyor. Bu şeyi açtık. Oradan gidemedik. Trafik etti. Ne? O ruhu mu? Ha, evet. O, o atıf yaptık. Ruhu anlatıyor içerisini. O şimdi girersem, girersem kopacağım. Ruh, ruh gelince ama burayı okumadan önce ruh orada ruh nedir diye anlatacağım. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ruh nasıl oluştu? Orayı anlatıyor. Onu şey yapacağım inşallah. Biraz fazla meşgul oldum bir saattir. He bu ruhanilerin er, kötüsünü nasıl def edersin? Hemen birine hatırına gelir. Hem bu kadar soruya cevap vereyim. Erva Habisi 246 sözlerde söylüyor. Bunları def etmenin yolu 258 sözlerde diyor. Tılsımatı Kur'aniye ile gider diyor. Tılsımatı Kur'aniye nedir? Ey Risale-i Nur sorduğumuz zaman yerisi aa burası bak. Okuyorum. Fakat şimdiki gibi bazen kendine envat namını veren cinlere, şeytanlara. Mesela cin çağırıyorlar ya, okullarda şey yapılıyordu. Böyle çağırıyorlar, ey falan canın ruhu geldiyse, cin değil ha. Muhyiddin Arabi'nin ruhu geldiyse bu fincanı buraya getir. Ulan senin pis masana Muhyiddin Arabi'nin ruhu mu gelecek, Gazali'nin ruhu mu gelecek? abe cahil. Peki fincan yürüyor, gelen diyor zaten ustad. 158 Emirdağ'da gelen cinlerdir diyor. Emirdağ bak yerleri söylüyor. Ha şimdi diyor ki öyle kendini envat ben falancanın ruhuyum. Bazı cinni böyle tedavi ettiğini söyle hocalar. Ben cinlerle işim yok, şehitlerle işim var. Onu git takkeme anlar. Öyle Risale-i Nur'u görmeyenlere büyük zarar verir. Değil. Aynı 158'de Risale-i Nur görmeyenler hastalıktan tedavi etme ama altında onlara girerse 158 Emirdağ'ında bir Emirdağ ve zarar görür. Emirdağ pardon iki. E, 158. Gitme kardeşim. Ölçü nedir? Çok sade. İşin eğileyim. Burada tevazı yapmayacağım. Hizbul Kur'an oku kardeşim her gün. Hizbul Hakayki Nur'u'yu oku. Kur'an haftada bir cüz okuma. Haftada bir cüz oku ama her gün böl. Her gün bir Kur'an sayfan olsun. Tamam mı? Haftada birkaç defa derse git. Hala sıkıntın varsa git doktora kardeşim. Hormonlarda sıkıntı var. Ne arıyorsun cinlerle, millerle ya? Allah'ın adet ilahisi var. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu bulamazsınız yani bu şekilde. Veciz. 156 158 değil mi? Öyle mi? ha? İkinci emirdağ. Şimdi diyor ki, o masa için söyledim. Bazen kendine envat namını veren cinlere... Yani ben falan gazalinin ruhuyum. Cinlere... Şeytanlara ve erva Habiseye Musahhar ve maskarı olup Oyuncak olmak değil Belki yukarıdan almadığım için Tılsımat-ı Kur'aniye ile Onları tesir etmektir Şerlerinden kurtulmaktır Şerlerinden nasıl kurtulmak? Tılsımat-ı Kur'aniye tılsımat kur nedir? diye soru sorarsak Emir Dabir 148'de Mektubat 143'te Latif nüktelerde 32. sayfada Hurufat-ı Kur'an'ı maddi ilaçlar gibi tesiri var diyor. Orada usta Hurufat-ı Kur'an'ın 3 tane misal veriyor. Hamim, Elif, Lamim, Yasin gibi diyor. Ha? Yani 14 tanedir Kur'an'da. Hamim, <laughs> Ayin, Sin, Kaf. Zaman sıfatı azda bitiriyorsun. İşte o 14 tane hafız bakıyor. Biraz fazla meşgul olmuştum hafız bu konuda. Şimdi tilsivati Kur'an'ı da söyledim. Erva kabisi'yi de şey yaptık. Ruhaniler böyledir. Yani cin biliyoruz. Melek biliyoruz. Şeytan biliyoruz. Ruhaniyat dediği zaman artık her davranış, her karanlık, her zulümat, her ses, her düşünce, her tefekkür ruhani oluyor. Şu anda elim hareketi ruhanidir. Vücudu var enerjidir. Enerji olan şey her şey mahluktur. Melaike ve ruhaniyatın vücudu. Tamam. Ruhaniyatla anlaştık mı? Anlaştık. Demek ki böyle şeylerle işimiz olmayacak. Abi hastalık. Hizbul Kur'an var. Okuyacaksın. Hizbul Akayki Nuriye Büyük Cepşen okuyacaksın. Sonra haftada en az bir cüzün olsun ama altı gün saklayıp bir gün bitirme. Her gün Kur'an Kur'an'la o barışık yaşa. Hayatın içinde Kur'an olsun. Onun için her, her bir haftada, bir haftalık cüzün bir günde değil, güne bu. Şimdi bazı Risale-i talebesi olup da yine de bunların etkisinden kurtulamayanlar var. Cüz okuyor. Onları da abi Doktor, siz, siz, şey yok, şey diyorsunuz ya daha çok yazmak, tahlil ederek Risale-i evet. çalışmak doğru mu yani? Evet, o biraz ileri safta mesela diyelim ki rahatsız, bayağı ciddi. O zaman böyle yazacak. Bak, biz de rahatsızız kafadan, kalpten. Her tarafta has hastayız. Bak biz yazıyoruz. Ha? Ya o zaman yazarsa yazıyorsun nasıl yazdığınızı da kısa der misiniz? Ha. Mesela diyelim ki bugün çalıştım yani de, bugün konum hisse çalışıyorum. His nedir? İlk defa rastladığım bir şey ömrümde 60 yaşında olacağım. Ee, İlk defa e, vücutta damar nedir? Bütün organlarla ilişki çelişki yapıyor gidip geliyor falan. Manevi dünyada da his böyledir. Damar ayrı, kan ayrı. Ha. E, his damarında hubbuca akar diyor. Korku kana akar. Yani kanla damar farklı. His ile e, his ile his damar gibidir. Onun içinde akan kan hubbuca, korku, haset, nefret gibi şeyler. Tamam sana Nasıl çalışıyorum? Şimdi hissi Risale-i Nur'da toplama var. Cep telefonunda da program var. Hissi geçen yerleri okuyorum tek tek. İlgimi çektiyse hiç üşenmeden sözler 437 Adem çalışmışım. Kırmızı ile metini yazıyorum. Sonra yeşil ile anladığımı. Anladım ama delili anladığıma delil yaptım 462. Sonra başka bir delil de buldum falan. Böyle çalışacaksın. Burada da farklı bir ruhaniyet devreye giriyor yazmakta. Ha, evet. Çünkü sif okumak da Allah'ın şu sıfatı var. Göz okursan, kafa, ağız. Yazmakta ise Allah'ın kudreti de giriyor. Ee, eğer namazda şöyle okursan namazı, namaz olmaz. Sen duyacağın kadar olacak. Risale de şöyle okusan Olmaz. Hiçbir şey olmadı. Çünkü ille bir nefes çıkması lazım. Yani kıraatın farzı kendini duyacak olarak. Ama kulağında biraz sağır da. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Herkes duyuyorsa da ondan var. Barla da mahluk olan diyor. istifadenin olması için okuduğunu anlamak, anladığını başka bir yerde yazmak diyor. Yazmaktır diyor. Hatta renkli şeylerle diyor. Altını çizmek diyor. Orada da geçiyor. Yazmaktır. O zaman bunu yazdı. Yazmaya da geçtiği halde hala şey yapmıyorsan git kardeşim hormon bozuk ya. Selator maddesi mi, depalmi maddesi midir? O tükürük, boşaltma, atma, ekseliyete bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bağırsaklarda iltihap oluyor, çalışmıyor, kuruyor. E, stresten o şey yapıyor. Dolayısıyla insanda sıkıntı oluyor. Gidiyor cin cin. Cindi ne alakası var kendisi zavallı ya? ekserisi serseri ya. Ne alakası var? Zaten uğraşa uğraşa onlarla onlara dönüşmüşler ya. Yani. Burada tamamız abi Muaz. Ruhanit mesele tava. Hadi bakalım. iki i̇ki çeşittir temelde. Habisi, alisi. İyisi, kötüsü. Düşüncelerden, kokudan, nurdan, nardan, rahiyadan, esirden, manadan, kelimeden, davranışlardan, düşüncelerden yaratılıyor. Evet, bu kadar çeşit. Esirden yaratılıyor. Elektrikten yaratılıyor. Şu anda böyle şey var. E mesela düşündüm gel, gelin bu e, bu odada e, olanları evdeki evdekiyle kıyas edemezsiniz. Şu 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 atmosfer camiye başka, umumi aşağıdaki büyük mescit ayrı, burası ayrı, husus odamız ayrı. Diyelim ki sen hatırına ya bu kadar ruhaniyet olur mu? Mesela yağmur yağdırılıyor. Her bir yağmur tanesini, kar tanesini bir melaike indiriyor değil mi abi? Evet indiriyor ve ondan sonra bir daha çıkmıyor bir başkasına. Bitti o. Bir ona sıra gelmiyor diyor. Bu gelmiyor. sayısı zaten ihlas sırasında ya. Cenab-ı Hakk'ın ziyur ve ziyuşur hadsiz mahlukatı vardır. Zemin evet. yüzünü doldurmuş Allah diyor. ya. Her bir eşyanın müekkil melaikesi ve yapılan fiiliyatın ruhaniyatı. Var. Evet hadi bismillah. Melaike ve ruhaniyatın vücudu var mı? Nasıl bileceğiz? İnsan ve hayvanların vücudu kadar katidir denilebilir. Şüphen var mı? İnsan var mı? Hayvan var mı? Melaike ve ruhaniler de böyle kesin. Acayip bir şey. İnsan ve hayvanın varlığı kadar vardırlar. Varlığı kesinliği kadar. Şüphen var mı kendinde? Çok iddiala girmiyor mu? Ya çok tabii ya. Ee, hüküm cümlesi yani. Şeyde Asab Eldavi ki o aleme girmek istiyorsan diyor o ayetleri oku diyor. O zaman diyor o aleme görüş diyor. Evet yani onlarla görüşmek istiyorsan 29 yine az ileride söylüyor o ayet. Burada da var. O cin suresinin bir ayetini söylüyor. Onlarla görüşmek istiyorsan bu kapıdan gir diyor. Ama sen görüşme Mehmet. Yani boş Şaka dedim. Evet 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi. Nerede anlatılmış? 15. söz. 15. sözde ne vardı? Kapat aslan. iki tane şeytan ve Kur'an tilmezi ve kozmolatör şey işte. Mesela basamaklar var ya. Şimdi ben şu buradan şey söyleyeyim. Bu e, şeytan var ya yıldız kayması. Meteor diyorlar. Oysa yıldız kayması yukarıdaki karakollardan hırsızlık yapmak isteyen şeytan ve cinli şeytan. Cinlerin şeytanı da kafirleri cin şeytandır. Ka cinlerin kafirlerine şeytan denilir İblis. Müslümanın bizim gibidir. Nurcusu var, tarikatçısı var, Süleymancısı var, Kastamonulusu var, Sinoplusu var, Erzurumlusu var. Yani nerede bulunuyorlarsa o cinler de o şeyi alır. Şimdi oraya karakollara geldiği zaman bilgi çalmaya kalktığı zaman melekler mancınık atıyorlar. Onları kovuyorlar. Bunu bize bir alamet koymuş. Orada da mücadele var diye. Hak batıl, iman küfür. Melek şeytan mücadelesi orada da var. Onun alameti nedir? Yıldız atılmasıdır. Yıldız kaymasını görürseniz kayma değil, mancınıktır. Burada ezan okunmaktır namaz kılmak kılmamaktır. Hak ve batıldır. Siyaseti kadar değilmiş mesela. Hak ve batıl. Abi meleklere iman, hani şimdi e, miracı anlatırken mi diyordu? Şu şu imanlar yaptıktan sonra miraca inanabilirsin diye. Evet evet yani iman yani, esaslarını. Melekleri iman da mesela Allah'ı bilmeyene melekler ispat edilebilir mi? Yani... O anlattığınıza... Adam şöyle diyebiliyor yani denilebiliyor ya dışarıdan itiraz. Film gibi hayal dünyasından üretiliyor gibi. Hatta belki bir Müslümana bile şu anda böyle gelebiliyor bu tür. Zaten söylüyor bunu. bile var ki de. Vücuduna ben diyorsa, kendi ruhunu inkar ediyorsa buna melek ne, melaike mi ispat edeceksin? Kendi kendi kendine tanımlama sorunu var. Yani buna ben diyor. E şimdi kalkıp da melek. Böyle olanlara bile diyor ustad an ispat etmiş yani. Miracı da ispat etmiş. Miraçta da, da diyor evet anlatılmaz ama Hakikat o kadar bedihidir ki diyor. Kendi ruhunu inkar edene de bu, bu konu diyor. Aha şöyle diyor misal veriyor. Saat misalini veriyor. O kadar bedih ya. Hakikat katiyen iktiza eder. Yani hadisenin kendisi. Yani bedeni mesela bu hareket ediyor bakın. Parmak hareket ediyor. Bir çok iyi biliyoruz ki madde hareket etmez manaya. Bir, ga, bir maksat için yani maddenin gayesi olmaz. Bir de hakikaten esmaya bakıyor ve esmanın iktizası orada yani bir evet. şey olması. Yani şunda misal vermek istedim. Yani şu hareket ediyorsa, aldı kalemi bir şey yazıyorsa, bu ABC Hasan yazıyorsa böyle bu bir harekettir, bir gaye hizmet ediyor. Madde de aranmaz bu. Madde kullanılır ama biz biliriz biliriz ki arkasında bir başka bir şey var. Yapı var, sistem var. İşte hakikat katya iktiza eder. Hikmet yakinen ister ki zemin gibi yani burası gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun. Allah Allah. Semavatın dahi semavat çoğun sekeneler. Orada da yaşayanlar var. Uçakta giderken onlara selam ver. Ee, dedim ki bir pilota pilota ya dedim anlattım anlattım anlamadı. Yani ne kadar anlattımsa türbülans biraz mesleğim ya. Uçak türbülansdan korkuyor. Ya dedim dur bilsin baş pilot. Pegasus'ta pilot yetiştiren abi var. NATO'da iki defa birinci olmuştu. Açtım sesini. Ahmet abi dedim ya. Yanımda birisi var. Çok korkuyor dedim ya. İki kelime söyle dedim ya. Ben biraz anlattım ama dedi ki Ya dedi çok korktuğu zaman biz de pilotuz. Bazen korkunç şeylere giriyoruz. E ne yapıyorsunuz? 3 ihlas, bir Fatiha şey göndersin. Mikail Aleyhisselam'a göndersin. Sükunet bulur. Kendisi de rahatlar dedi. Uçakta durur dedi. Çünkü onu müekeli o ya. O idare ediyor ya. Onu ruhuna gönderiyor. Buraları sakinleştir havayı. Al sana üç ıhlas bir fatiha. Mikail Aleyhisselam havada gönderiyor. O öyle bu, bulmuş. Bak ehli ya sanatında. Bir yere göndermiş. Yağmur çalmıştı da abi. <laughs> ne zaman? <laughs> Sultan Bey'de. Pikniğe çıkmıştık. Ya yani dua et dediler de. Ondan sonra piknik hafif yağmur atıyor. Yani dedim ya iyi edelim ya. Ondan sonra zor arabaya kaçtık. Doğadan sonra. Çoğaldı yani. Siz çoğalsın, Çoğalmasın diye evet. <laughs> <Ters> mi Evet. çoğaldı? <laughs> Şiddetlendi. <laughs> Şimdi dedi ki, havuz var ya Rize'de bizi, bize okutan derler, hurufumu mu Demiş ki, ho hoca demişti, de, gelmişler yani, bende. Hoca, sığırım tekmeliyor diyor, sütü de, sağıyorum, tekmeyle döküyor. Bir oku da dedi, tekmelemesin dedi. Havuz yanımda dedi ki, size süt lazım değil. Yani bize piknik lazım değilmiş. Evet, bir daha e, semavat dahi, sekeneri bulunsun şuur, sekeneleri olsun. Yani orada bulunanlar da şuurludur. Onda Mikail Aleyhisselam söyledim. Şuur sahibidir senin fatyanı duyar. Uçaktan dışarıya bakarken seni görüyor onlar. Olsun. O sekeneler semavata münasip bulunsun. Yani oraya uygun. Ateşte yaşayan ruhaniler var. Dumanda yaşayan var. Suyun altında yaşayan var. Mesela Süleyman Aleyhisselam casusluğu şeye dalgıçlık yaptırırdı. Cever çıkarttırırdı suda yaşayan ruhanilere. Hem Müslüman cinler hem de ruhaniler var. Ha? Ayette şeytan değilse. Şeytanlar dalgıçlık yapıyor. Dergi şeytanlar. Ayette geçiyor değil mi Havuz? Vay be. Dalgıçlık yapıyorlar. Ne acayip bir dünyadayız ya. Ne kadar gafil yaşıyoruz ya. Gerçi gaflet de herhalde nimet mi ya böyle hiçbir şey bilmeden böyle. Fok balığı gibi. Çok da berbat bir şey ya. Hiçbir şey bilmeden yaşamak. Birisi vardı. Neyse, neyse, ne Zaten 6 ay öldüğünü anlamamışlar. Cinler gaybi biliyormuş dedi. Allah da onun misal veriyor. Süleyman Aleyhisselam peygamberler çürümez ya. Bastona dayanmış. Süleyman Aleyhisselam ölmüş ama baston bastona dayan olduğu için ceset çürümez ya peygamber. 6 ay öldüğü halde diyor o cinler öldüğünü bilememiş. Nasıl anlaşmış? Anlaşılmış vefat ettiğini. DNA Aston'u çürünce düşmüş. Ha cinler demiş ki yanda ha. Aa Süleyman vefat etti. E, görüyor ama anlamıyor ki. Abi, hani cinler gaybi biliyordu? Süleyman Aleyhisselam vefat etmiş ya. He. <laughs> altıya ölü olur mı durmuş orada? Orada ölü durmuş. Yok abi. Öyle. Siz <laughs> devam Öyle mı duyuyorsunuz? Yok hayır duymuştum dü da hani normalde ölen kişi gömerler abi. Yani şimdi burada insanlar mı öldüğünü görmemişler? Tamam. Yani bilemiyorum <laughs> tafsilatını. Bakarsın <laughs> o mutlaka vardır orada izahlar. Nerede geçiyordu o ya? Bir, ya riba şeyde geçiyor. Ya hadiste ya şeyde o geçiyor. Direkt, acaba şöyle şey var, var mı? mıydı o ayette baston çürmesi? O zaman hadiste dur. Yok ya bastonu diyor. O zaman diyor yakında Süleyman'ın vefatını diyor. Anlamadılar da gaybi öteyi gaybi nasıl bilecekler la alem gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka bilen. Ayet var. Ayet mi? Sebe okuyayım. Ya hafıza güveniyoruz söylüyoruz da hafıza böyle böyle yapıyor. Oku mealini. Ya ayettir okuduğumu ya hadise. Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. Ya. O yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki şayet gaybi bilmiş olsalardı kendilerini zelil ve perişan eden Angara'ya işlerde devam edip gitmezlerdi. Sebe suresi 14. ayet. havuz bu ezbele bunu bir daha. Bir daha sen sorduğum zaman sana söyleyeceksin bana. Bak görüyor musun bak Mehmet? Ya ettir kafamdaki ya ettir. Yani. Bir şey, yok bir şey yoktur, bir mi? Ha, getir de. Söyle. Keşif işte. Mesela Turgut Özal'ın e, cesedini çıkarttılar ta Sol ayağının şu dizden aşağısı çürümüş. Sıfı parça. Diğerleri hep sağlam. Bak şey için zehirleme noktasında çıkan. Niye çürümüyor? Peygamber çürümemiş. Bak bastonu çürüyünce yanındakiler cinler Süleyman'ın vefat ettiğini anlamadı da gaybı mı bilecek diyor Allah. Bak biz cinlere neler yüklüyoruz. Hasta oluruz cin. Şey yapıyoruz cin. Karı kocayı barıştıralım cin. Kavga ettik cin. Bilmem ne yaptı göz. O şey yaptı göz. Canım sıkıldı göz. Bardak kırıldı göz. La ne, neymiş bu ya? Bu ne melun bir şeymiş bu göz ya böyle. Ya Rabbi ya. Sakarlığım demiyor da beceriksizliğim demiyor da bardağı düşürüyor. Sakarlığım demiyor. Göz diyor. Nerede göz ya? Ne göz olacak? Var ne göz olacak ya? Göz var. Ama gıpta edilecek bir şey. Göz insanı mezara, deveyi kazana. Ama gıpta edilecek. Benim neyim gıpta edilecek? Ne diyor? Hazreti Süleyman reyineğine dayalı halde öldü. Cinler ise ölüp ölmediği konusunda tereddüt ettiler öldüğünü bilmediklerini çalışmaya devam ettiler. Ağaç kurdu, onun değneğini kemirdi. Sonunda Hazreti Süleyman yere yıkıldı. Şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı, o vefat ettiğinde ölümünü bilirler. Öyle vefat etmiş birinin emrinde uzun süre beklemezlerdi. Uzun süre. Bir yerde okumuşum bu tefsirlerini. Altı ay gibi. Asıl şey şey bak. Sen de oku. Hz. Süleyman ibadet ettiği secca, seccadenin çevresinden geçtikleri zaman yanıyorlardı. Yanıyorlardı. için yanında. Yani, yani onun için ona yakından bakmaya cesaret etmiyorlardı. Ee, uzun bir süre çalışmalarına ara vermeden sürekli, sürekli çalışmaktan yorulmuş ki e, onun bir istirahat emrinin olup olmadığını araştırmayı düşündüler. Yani onları bir yerde çalıştırıyormuş Hz. Süleyman. <laughs> Acaba istirahat verecek mi diye araştırmaya başlamışlar. Onlardan biri sesini sedasını duymadığı gibi yakınından geçtiği halde yanmadığını da fark etti. Yani deniyor acaba bir şey mi oldu diye. Sonra gidip arkadaşlarına haber verdi. Birlikte ona bakmaya gittiklerinde yere düşmüş vaziyette buldular. Ve öldüğüne karar verdiler. Böylece işlerini bıraktılar. O zaman işi bırakmış. İşi bıraktılar. Paydos. Namussuz. Ya. Çok acayip ya hem de çok şu geniş bir yer fazlada bir bilgi şeyin o tamam. Sebe suresindeymiş hafız. Kaçıncı ayetmiş? 14. Mazdan takılıyorum kusura bakma. Semavatın dahi sekeneleri bulunsun, zişur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semavata münasip bulunsun. Şeriatın lisanında bunlara, şeriat yani dinimiz ne demiş bunlara? Semavata çok çeşitlileri var. Pek çok Muhtelif cins olan o sekenelere, yukarıda yaşayanlara bir melaike, iki ruhaniyat tesmih edilir. Yani melaikeler de var, ruhaniyat da var. Ayrı şeylerdir. Yani orada yaşayanlara melaike ve ruhaniyat deniliyor. Orada yaşayanlara, semavatta yaşayanlara melaike ve ruhaniyat deniliyor. Ama ayrı milletler yani. İkisi de yani zemin yüzünde insan hayvan yaşıyor. Ha, burada kıyas ediyor zaten yani Allah razı olsun. İnsan hayvan yaşıyor burada. Ama ne kadar fark var bizde? Semavatta da meleklerle ruhaniyatlar da böyle farklıymış. Burada diyor vücut aykati diyor abi. Bütün evet. semavi dinler abi hepsi ittifak etmişti mesela. Evet. Ruhaniyat, hepsi ruhhalleri olan yani. Evet. Bu bile bir delil değil mi abi? Tabii şu anda MIT istihbaratlar kullanıyor. MI6 İngilizler, CIA Amerika, Mossad İsrail, KGB Rus. Bunları kullanıyor. Şimdi MIT de kullanıyor. Mesela bir ki bütün sürü gelmiş abi. He. arasında hiçbir bağlantı yok yani değil mi? mesela? Canlı bir şey yok, telefon yok, internet yok. Daha ki e, 300 sene sonra bir peygamber geliyor, aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor, çok harika. Bir de şey yani. Evet. Evet. onun... ne, onu... de, ne, telefon, ne bir var. bir bağlantı yok. Aynı şeyi niye söylesinler ya? Peygamberler ya. Peygamberimiz mesela aleyhissalatü selamla İsa aleyhisselam arasında ne kadar zaman geçmiş biliyor musunuz? Tam da muhabere yok. Evet. Kütüphane yok. E, mektubu yok aynı şeyi niye söylüyor farklı memlekette farklı zamanda geliyor farklı topluma geliyor. İsa 300 ise 300 küsür sene şuradan kalmıştır kafanıza. İsa aleyhisselam'ın getirdiği İncil kendisinden 300 sene sonra yazılma yazılabilmiş. O hep kulaktan kulağa Anlad, anladığını anlatabildiğini, anladığını kafasına kaldığını ne kadar anlatabilmişse böyle 3 asır geçmiş sonra kaleme almış. Onun için çok bozuk. Evet, 571 mi? İsa sonra gelmiş. Evet. 571 demek ki 600 sene kadar. evet. şey olarak... Milat Allah'ın Tamam. Demek ki melaike ve ruhaniye tesmih edilir. Buna yukarıda söyledi. Neye benziyor? Yeryüzünde insan ve hayvan yaşadığı gibi. Semavatta da melaikelerle ruhaniler yaşıyor. Evet şu paragrafı kursa keseriz. Evet hakikat böyle iktiza eder. 12'de ses 12'de sustu. Ha bir evet. Saat. Bir saat yüzümüz. Bir saat. saat. Sonra bir saat Kur'an Evet. Sonra... bir arası Kur'an okuma şeyimiz. Arı arı gibi çalışıyor çok şükür. Sonra burada ikinci makamı da şeydi şeydir abi. Ayet-i dedi. Ayet-i Kübra evet. Sana abi bu yere kalalım mı böyle? Kalalım o zaman. Burada kal. Şu Yarın bir yere sen devam Evet yarın bundan sonra devam edelim. Yarın mı? Burada kalalım. Yani ruhaniyat hakkında bilgimiz temelde hepsini küllümen böyle hurda haş etmiştik. En azından e, hastalıklara sebebiyet verenin. Ha, bu burada evet bundan sonra gideceğiz. 29. sözü beraber bitireceğiz. E, Ramazan Ramazan bitene kadar. İnşallah bir sebep olmaz. Bir, bir cenaze menaze böyle ciddi bir şey. Anda, He, evet bunu bu 29. sözü çünkü ustad 3 e, risale felsefe ile akılla iza edilemeyecek, çözülemeyecek, keşfedilmeyecek, yazılamaz 3 risale. 24. mektup 29. söz 30. söz Vakırda vahu menelhamdülillâhi rabbil âlemin el Fatiha